Bu derste Compute Objects'lerden problem komutunu anlatacağız ve bir taraftan tren modellememizi yapmaya devam edeceğiz. Daha önce hatırlarsanız buradaki nesneleri gizlemiştik. Onları artık sağ tıklayıp un hide al diyerek gösterelim. Şimdi arka taraftaki kabini modelleyerek dersimize devam edeceğiz. F3 yapıyorum klavyeden. Ve böylece Wi-Fi modunda görüyorum. Buradaki detayları görüyorum. Sahneye bir tane box oluşturacağım. Box'ı oluştururken yani Auto Grid seçeneğini aktif ediyorum. Ve buradaki nesnenin yüzeyine box nesnemi oluşturuyorum. Yüksekliğini mouse'umu hareket ettirerek tayin ediyorum. Şimdi perspektiften bakıyorum. Yüksekliği biraz fazla gibi duruyor. Bizim diğer modele göre. Yüksekliğini değiştirelim. Hemen düşürelim bir miktar. Ardından ön görünüşe geçelim F tuşuyla. Ve buranın kabinin şapka kısmını oluşturalım. Bu işlem için de silindir nesnesi kullanacağım. Auto grid'i kapatabiliriz. Ancak buradaki orta noktadan yakalayabilmek için Snap Toggle'dan Midpoint seçeneğini check ediyorum. Ve böylece orta noktadan yakalayacağım. Angle Snap Toggle'a ihtiyacım yok. Onu kapatıyorum. Şimdi yarı çapını bu şekilde tayin ettiğimiz yaklaşık olarak bu öyle tayin oluşturursak sıkıntı olmayacak gibi. Derinliğini tayin ediyorum. Ve orbit aracımla döndürerek bakıyorum. Silindirimin derinliği az. Buradaki değerleri arttıracağım. Üst görünüşe geçiyorum. Taşıma aracımla şöyle konumlandırıyorum. Belki çapını bir miktar düşürebiliriz. Ardından buradaki ilk başta oluşturduğumuz kabin seçiyorum. Kabin için oluşturduğumuz box vardı tabi. Bunu scale aracıma çalıştırarak R tuşuna basıyorum klavyeden. Ve X, Y düzleminde kopyasını oluşturuyor. Kopyasını oluştururken buradaki silindirin ebatlarını geçmesine dikkat ediyorum. Bir kopya oluşturuyorum. Copy. Instance yapmıyorum. OK diyorum. Şimdi perspektiften döndürüp bakalım. F3. Fena durmuyor. Tekrar F3. Buradaki nesnenin seçtikten sonra aşağı doğru bir miktar indiriyorum. Şimdi işlemimiz biraz daha netleşti yapacağımız işlemler. Öncelikle ProBoolean'ı çalıştırarak buradaki nesneleri birbirinden çıkararak kabini oluşturmaya çalışacağız. Silindir nesnesini seçiyorum. Compute Objects. ProBoolean diyorum. ProBoolean'ın çalışma mantığı BlueAn'le benzer. Menüleri de benzer. Ancak ProBoolean'ın sağladığı avantajlar şunlar. Buradaki işlemleri ardı ardına yapabiliyorsunuz. Birleştirme, çıkarma, kesişimini alma, attach yapma, ilave etme gibi bir sürü seçenekler sunuyor. Tabii sunduğu en güzel özelliklerden birisi bu Advanced Options'ta nesnenin yüzeyini daha düzgün hale getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla ProBlueN'den BlueN'den farklı olarak bu yüzeylerde oluşan mesela sol taraftaki nesnede görüyorsunuz. Yüzeylerde oluşan normal bozuklukları, edge ve segmentlerin bağlantılarında oluşan problemleri ProBlueN'de göremezsiniz. Bu problemleri gideriyor. İki tane avantajından bahsettik. Şimdi Operation seçeneğini Subtract olarak seçtik. Ardından Pick, Starting Picking dedik. Ve buradaki nesneyi
çıkardık. Yine Union seçeneğini seçiyorum Operation'dan. Bunu da bu sefer buradaki box nesnesini seçiyorum ve böylece ikisini birleştiriyorum. Şimdilik problemle işim yok. Sağ tıklayıp çıkıyorum işlemden. Görmüş olduğunuz gibi kabin kısmını ana hatlarıyla oluşturduk. Devam ediyoruz. Front ön görünüşe geçiyoruz F tuşuyla. Standard Perimeters'lerden Box diyorum. Ve ardından bunun yüzeyine pencere boşluğu oluşturacak şekilde bir tane box oluşturuyorum. Bu esnada Auto Grid'i aktif etsek daha iyi olacak. Auto Grid'i aktif ederek yapalım bu işlemi. Derinliğini de tayin edelim ve sağ tıklayıp çıkalım. Orbit'le döndürüyorum. Şimdi derinlik verelim. Derinliğini verdik. Üst görünüşe geçiyorum. Şimdi rotate aracını çalıştırarak bundan bir kopya alacağım. Ancak onun öncesinde nesnenin referans noktalarını değiştirmem gerekiyor. Buradan hiyerarşiden effect pivot only, center to object diyelim ve merkezde hizalayalım. Ardından rotate aracımı çalıştırıyorum. Shift tuşuna basılı tutmak suretiyle bu esnada buradaki açı seçeneğini aktif edebilirim. Nesneyi bir daha seçiyorum. Angle Snap Toggle aktif. Ardından Shift aracımla döndürme yaparak bir adet kopyasını oluşturuyorum. Copy dedim. Ve tekrardan perspektiften bakıyorum. F3 dedim. Buradaki iki nesneyi mevcut nesneden çıkaracağım. Nesnemi seçiyorum. Compute Objects diyorum. Problem. Buradan Subtract seçeneğini seçiyorum. Pick Start diyorum. Ve buradaki iki nesneyi seçip çıkarıyorum. Tekrar döndürme işlemi yapıyorum. Şu şekilde uygun konumda bakış açısını ayarladıktan sonra standart perimeterslardan bir adet box oluşturacağım. Bu işlem için snap aracını kullanabiliriz. Vertexlerden yakalamak için. Şuradaki iki vertex noktasından auto grid'i kapatalım. İkisi çakışıyor. Şekilde oluştursak daha doğru olacak. Derinliğini ayarlıyorum. Sağ tıklayıp çıkıyorum. Tekrar Probluen'i çalıştırabiliriz. Compute Objects, Probluen. Subtract seçeneği aktif. Start and Beacon diyorum. Ve buradaki nesneyi seçiyorum. Böylece arka kabini oluşturmuş olduk. Gelelim buradaki ön kısma, üst görünüşe geçelim. Snap aracını kapatalım artık. Ve üst görünüşe geçerek önce buradan boxlardan bir tane auto grid seçeneğini kullanarak şöyle bir alan oluşturalım. Yüksekliğini de tayin edelim. Perspektiften bakalım. Yüksekliği fazla. Buradaki yükseklik değerini düşürelim. Şuradaki modele yaklaşık olarak genişliğini de bir miktar düşürelim. Üst görünüşe geçiyorum. Align aracını kullanarak hizalama işlemi gerçekleştireyim. Buradaki mevcut tabana X yönünde hizalayacağız. Center, center diyelim. Apply, OK dedim. Döndürme işlemi gerçekleştiriyorum. Ön görünüşe geçerek buradaki tankı oluşturacağım. Bu işlem için de Extend Perimeters'lardan Oil Tankı nesnesini kullanacağım. Auto Grid'i kapatıyoruz ve Snap aracımı aktif ediyorum. Midpoint seçeneği check ediyorum. Buradaki orta noktadan yakalayıp nesneyi oluşturuyorum.
2-3 harekette oluşturuyorduk hatırlarsanız. Üst görünüşe geçiyorum. Nesnenin çapını artırıyorum. Yine boyutlarını artırıyorum. Çapını, buradaki çapını artırıyorum. Bent değerini, kırılma değerlerini artırıyorum. Ön görünüşe geçelim tekrardan. Buradaki segment sayısını arttıralım. İki katı yaptım. Snap aracını kapatıyorum ve bunu düşey olarak taşıyorum. Belki çapını bir miktar artırabiliriz. Şimdi Y aksında taşıma yapıyorum. Boyutlarını biraz artırabiliriz. Uzunluk yönünde. Alttaki nesnenin de uzunluğunu bir miktar düşürelim. Orbit aracımla etrafına döndürüyorum. Gördüğünüz üzere. Ardından yine bu nesneden bir kopya oluşturuyorum. Klon. Alttaki nesneyi seçiyorum. Ve Compact Objects'lerden Problem'dir. Subtract seçeneği aktif. Startup Beacon dedim. Ve buradaki nesneyi seçtim. Bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu alanda bu nesnenin kendisini çıkardı. Ardından bunun üst kısmını oluşturacağım. Üst görünüşe geçiyorum. Standart parameterslardan Cone kullanacağım. Alt çapını, yüksekliğini ve üst çapını tayin ediyorum. Bırakıyorum. Perspektiften bakıyorum. Yüksekliği çok fazla. Yüksekliğini düşürüyorum. Buradaki segment sayısına bakalım. 24 tane segment. Ardından shaper, yani küreyi oluşturacağım. Burada da midpoint noktasına yakalamamız önemli. Center face diyelim. Orta noktadan yakalayıp şu şekilde oluşturuyorum. Bir miktar belki çapını düşürmekte fayda var. Evet. Şimdi iki nesneyi birleştireceğiz. Segment sayını 24 yapalım. İki nesneyi birleştirmek için de yine Extend Parameters'lardan Compact Objects'lerden Problem'i kullanacağım. İkisini birleştiriyorum. Union. İki nesneyi birleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bu işlemlerden sonra Align aracımla buradaki tankın üstüne mevcut nesneyi hizalayacağım. 3 doğrultuda da hizalıyoruz. Ön görünüşe geçiyorum. F3. Snap aracını kapatıyorum. Ve bunu düşey olarak taşıyorum. Üst görünüşe geçiyorum tekrardan T harfiyle ve konumunu ayarlıyorum. Gördüğünüz üzere bu ön kısmını da oluşturduk. Son bir parça belki buradaki dikdörtgen formlu nesneyi oluşturabiliriz. Bunu direkt box olarak modelleyebilirsiniz. Box nesnesini şöyle boş bir alanda modelleyelim. Yüksekliğini tayin edelim. Yüksekliği fazla olmuş gibi yüksekliğini düşürüyorum. Ve ardından bunu da yine Align aracımla buradaki tanka hizalatıyorum. OK diyelim. Düşey doğrultuda taşıyorum. Y doğrultusunu ayarlıyorum. Böylece tren modellemesini tamamlıyorum. Bu derste de trenimizin önemli kısımlarını modelledik. Tabii eksik kısımları var mı? Var. Şuradaki yazı gibi.
Yine problem komutunu detaylı bir şekilde anlattık.